Değerli Ajans Spor izleyicileri, bugün sizlerle birlikteyiz. Ben Koray Geçgel. Önümüzdeki süre içerisinde Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sini ağırlayacağız. Burada merak edilenleri onlara soracağız. Kırmızı beyazlarda çalışmalar tabii ki takımdan ayrı olarak futbolcular çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Doğukan Sinik neler yapıyor, evinde nasıl çalışıyor, bunları öğreneceğiz ve bir de yardım kampanyası da vardı Doğukan Sinik'in. Bununla ilgili olarak çalışmalarını da merak ediyoruz. Doğukan merhaba. Merhaba abicim, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Uzun zaman oldu, görüşemiyoruz maalesef. Maalesef abi, özledim seni vallahi çok. Teşekkür ederim. Doğukan, öncelikle günlerini nasıl geçiriyorsun? Onu soralım sana. Çalışmaları nasıl sürdürüyorsun? Antalyaspor Kulübü size çalışmalarınızı sürdürebilmesi açısından da destek verdiğini biliyoruz. Çalışma alet erdevat anlamında size destek verdiğini biliyoruz. Nasıl geçiyor günlerin? Yani şöyle söyleyeyim abi, gerçekten hani Antalyaspor kulübü olarak Antalyaspor ilk önce kendine düşen görevi gerçekten çok güzel yaptı. Bize bisiklet yolladılar evimize. Ekstradan malzemelerimizi yolladılar. Herkesin evinin önüne kadar getirdiler. Biz de bunları evimizde tabii terasımızda, boş bir odamızda tutuyoruz. Şöyle bir antrenman programımız var. Bir program var. Aynı Skype'a benzer bir program. 25 kişi aynı anda o programda antrenman yapabiliyoruz ve hocamız oluyor, koordinasyon hocamız. O bize antrenman programını söylüyor ve canlı bir şekilde yaptırıyor. Biz de ona bakarak aynı şekilde tekrarlıyoruz hareketleri. Çok güzel antrenman yapıyoruz gerçekten. Çok keyifli ve zorlayıcı antrenman yapıyoruz. Ama yeterli olmuyor ne yazık ki. Çünkü hani herkes de bilir, biraz çıkıp temiz havada koşmak lazım. Biraz antrenman yapmak lazım. Bu fırsatımızı yakalayamıyoruz. Hani sonuçta sıkıntı, evde annelerimiz de var, yaşlarımız da var. Hani çıkıp girmek riskli. Ama bazen de yapmamız lazım. Burada çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani galiba da yani şu anki görünüş açısıyla da ciddi bir durum var ülkemizde. Ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama galiba hani en azından bu bitene kadar bizim bir şekilde antrenmanlarımız kameralı bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor Antalyaspor olarak biz. Evet Doğukan, tabii zor günlerden geçiyoruz. Futbol açısından da öyle. Az önce söylediğin gibi sosyal yaşam anlamında da herkes bu durumun sıkıntısını yaşıyor. Evlere kapanmış vaziyetteyiz. Ama tabii bu konuda çalışmalarını erteleyen, daha doğrusu çalışamayan durumda olan insanlar da var. Mali anlamda bazı sıkıntı yaşayan insanlar da görüyoruz. Duyuyoruz tabii ki. Hepimiz tabii ki mali olarak da bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama senin de bu konuyla ilgili olarak özellikle yardıma ihtiyacı olan insanlara destek anlamında bir çalışman olduğunu biliyoruz. Öncelikle bu çalışmalarından biraz bahsetmek ister misin? Önce kendin bir destek vereceğini söyledin. Sonra arkadaşlarından böyle bir destek toplamaya başladım. Bu konuyla ilgili olarak bilgi vermek ister misin? Yani şöyle oldu abi. Ben uzun bir süre evde vakit geçirdik biz. Malum çıkmıyorduk falan. Ben bir düşündüm kendi kendime. Hani sonuçta hani burada bir nasıl söyleyeyim? Hani bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şekilde bunu ülkemize hani bir yararlı olmamız gerekiyor. Hani baktık durumu olmayan insanlar var. Bizim 07 Gençlik taraftar grubumuz, Tolga abimiz bunu yapıyor. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ben neden yapmayayım dedim. Biz neden yapmayayım dedim. Hani ben kendim yaparken hani ben 50-100 aileyle başladım. 50-100 ailenin gıda yardımını yapmakla başladım. Ama bunu yapmadan önce dedim ki ben bunu neden bine çıkartamayayım? Hani insanlar dedim neden bir katkısı olmasın? Sonra takımdaki arkadaşlarıma bu konudan bahsettim. Ve Instagram adresimden hepsine meydan okudum. Sağ olsunlar. Hepsi çok güzel yürekli insanlar, çok güzel yürekli kardeşler, abilermiş. Yaklaşık bir 70-80-100 bine doğru yaklaşıyoruz maddi olarak. Hani 100 bin demek 1000 aile demek. Bu çok ciddi bir rakam bence. Hani en azından evde boş boş oturmaktansa elimizden bir şey geliyorsa hani bunu yapmak kadar hani bunun maneviyatını yaşamak kadar güzel bir şey yok. Çünkü hani hepimiz bu ülkenin insanıyız. Bu ülkenin çocuğuyuz. Bir katkımız olsa yaşlılarımıza zor zamanda çünkü birlik olmak lazım. Hani böyle bir şey yapmak istedim. Sonra bunun haricinde dedim ki hani bir de ben oyun oynamayı seven bir insanım abicim şimdi. Hani çok dışarı çıkmayı zaten seven bir insan değilim. Antrenman harici. Bir Twitch diye bir platform var. İnsanlar bundan canlı yayın yapıyor. Binlerce izleniyor. Şimdi buraya hakim değiliz. Burayı bilmiyoruz. Dedim ki ben açayım. Buradan da devam ettireyim kampanyama. Oradan gelen orada hem insanlar bana bağış yapabiliyor hem de bana abone olabiliyor. Şimdi bana abone olmaları
benim bana katkıları oluyor. Ama ben bana katkı olmasını istemediğim için abone butonunu kapattım. Ben sadece insanların bana donate atmasını, o donate'lerle de 65 yaş ve üzeri insanların gene erzak malzemelerini karşılamak istedim. Ve bundan da çok güzel bir rakam yakaladım. Yani 3 gün oldu daha açalı. Şu an 11, dün sadece benim yayınımda izleyen öğrencisidir, gencidir 1000 TL para yolladı abi toplamda 4 saatte. Ve Tolga abinin 5000 liralık 5000 TL'lik bir yardımı oldu. 6000 TL oldu ve 5000 TL'de ben kendim yapmak istedim. Kendi yayınıma. 11.000 TL kadar bir şey topladık. Bu devam edecek. Bunun rakamını ne kadar çıkaracağım bilmiyorum. Ama bu iş daha uzun sürecek gibi gözüküyor ve ben de yapmaya devam edeceğim bu yayınları. Ve bu topladığım bütün yayındaki paraları da aynı şekilde 65 yaş ve üzeri insanlara yardım edeceğim. Hem buna katkı sağlıyoruz. Hem insanlar yayınımızı izliyor. Hem insanlara forma veriyorum Koray abi. Sonuçta hani evet, taraftarımız olsun. Beni sevdiklerini düşünüyorum. Ve bütün takım imzalı evimde iki tane formam vardı. Saklamıştım. Herkese imzalattım. Onları çıkardım verdim. Podolski imzalattığım forma vardı. Onları çıkardım verdim. Yani gerçekten çok büyük bir destek var. Ben de elimden geleni yapmak istiyorum fazlasıyla. Bazen sadece para yetmez. Bazen yani insanın orada olması, bizi izlemesi bile, evden çıkmak istemeyip evde canının sıkılmamasını sağlamak bile benim için çok güzel bir şey. Kendim adıma çok mutluyum. Hani gitgide de artıyoruz. Kanalımız 7000 izlenmiş bu zamana kadar. Artıyoruz. Çok ciddi bir rakam. Çünkü Twitch platformu zor bir platform. Biz buraya hakim değiliz. Çünkü oyun iyi oyuncu değiliz. Yani futbolcuyuz. Böyle evet, devam ediyor. Sizin de destekleriniz var. Sizin de paylaşımlarını gördüm. Diğer röportaj yaptığım sayfaların da desteği var. Adresimi atıp gelebileceklerini söylüyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Umarım ne kadar insana el uzatabilirsek, ne kadar insana yardım edebilirsek, ya bu bizim için çok güzel bir şey abi. Bu zor günlerde beraber olmamız gerektiğini düşünüyorum. Doğukan, geçmişte de ben biliyorum zaten senin yaptığın çalışmalar, özellikle mahallendeki yaşayan insanlara verdiğin desteği vesaire biliyoruz. Bu zor zamanda da gerçekten kalbin ne kadar güzel olduğunu da biliyorum. Yaptığın desteklerden dolayı ben bir vatandaş olarak sana teşekkür ediyorum. Peki çok bu şimdi bildiğim kadarıyla bu yardımlar toplandıktan sonra sen bizzat dağıtmayı planlıyorsun. O dağıtımda sen de olmayı planlıyorsun. Yani. Bununla ilgili olarak bir tarih var mı? Yani ne zaman dağıtıma başlamayı planlıyorsun? Ne zaman açılacak bu? Şöyle abi, büyük bir ihtimal takımla ile birlikte yaptığımız projeyi yarın başlayacağız gibi gözüküyor. Zaten bunların hepsi faturalandırılacak. Ben bu faturayı da normalde hani insanoğluyuz. İyi düşünen, kötü düşünen insan olabilir. Hani bizim böyle şeylerle asla bizim şovla şeyle işimiz olmaz. Zaten buna da ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Benim tek hedefim, amacım, ben Dokuma'dan çıktım. Dokuma'dan büyüdüm. Bizim de çok zor zamanlarımız geçti. Bizim de ekmek yiyemediğimiz, ekmek bulamadığımız, altyapıda oynadığımız zamanlar oldu. Hani bunu yaşayan insanlara bir nebze yardımımız dokunursa belki onlar da bir gün aynı şekilde yapar diye ben böyle bir şey yapmak istedim. Bu faturalandırılacak zaten. Bunlar bir şimdi isim vermeyeyim. Bir yerden alınacak. Tolga abinin de yardımıyla, zaten onun yaptığı yerle birlikte. Oradan alınacak, paketlendirilecek ve Antalyaspor formaları stickerlandırılacak üstlerine. Böyle bizim kendi yaptığımız projede böyle güzel bir şey düşünülüyor. Ve ben zaten bir iki aileye verilirken onların yanında ben de olacağım. Hatta video çekmeyi... da gerçekleşti. Hani buna insanlar inanmaya da bilir. Neden inanmıyorlar onu da anlamıyorum açıkçası. Hani burada Instagram adresimden duyurduğum bir şey. Bunların hepsini faturalandıracağım. Faturaları da zaten büyük bir ihtimal paylaşım yapmaya gerek yok ama gene de yapalım. İnsanların içi de rahat etsin. İyi düşünen, kötü düşünen insanlar var. Bunu böyle yapacağım abicim. Twitch'ten gelen bağışlara da, o platformdan gelen bağışlara da gene aynısını yapacağım. Gene onun da faturasını yayınlayacağım abicim. Evet, Doğukan çok teşekkür ederiz. Tabii bu yardımların çok önemli. Biz de elimizden gelen değilse medya olarak tabii ki destek vermeye çalışıyoruz bu konuyla ilgili olarak. Biraz da istersen sahaya inelim. Gerçekten Antalyaspor'da ikinci devre özellikle çok ciddi bir çıkış vardı. Bu yaşanan salgın tabii ki sağlığınızı olumsuz etkiledi ama Antalyaspor'un bir çıkışı vardı. Bunu da olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Sen ne söylersin? Gerçekten iyi bir çıkış yakalamıştı Antalyaspor ama bir anda liglerin vesaire yaşanan bu gelişmelerle birlikte biz de takım olarak özellikle Antalyaspor olarak da ciddi bir sıkıntı da olmuş oldunuz diye düşünüyorum. Ya gerçekten sıkıntı oldu. 8-9 maçlık kaybetmeyen bir serimiz vardı. Çok güzel bir çıkış yakaladık. Yani gerçekten fizik olarak çok üst seviyedeydik. Bu da zaten maçta fark ediliyordu. Maçın son dakikasına kadar bırakmıyorduk.
bizim açımızdan kötü olduğunu, kötü bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam çıkış yakalamıştık. Üstlere doğru birazcık daha kendimizi rahatlatacaktık. Şu an puan itibariyle güzel bir durumdayız. Toparladık diyebilirim ama daha iyisini yapabilecektik. Daha farklı hayaller kurabilecektik. Çünkü sonuçta 8-9 maç kalmıştı. Bizim için çok kötü olduğunu düşünüyorum. Yeni transferler çok güzel uyum sağladı. Yani en önemlisi futbolda mental ve fiziktir. Abi fizik olarak hani çok iyi seviyedeydik. Ona üzülüyorum bir tek. Yani şu an açık konuşmak gerekirse hani ne kadar antrenman yaparsak yapalım. Haftada bir gün iki gün dışarı çıkıp koşmakla olmuyor. Haftada her gün takımla antrenman yapmak görüntülü bir şekilde olmuyor yani. Açık konuşmak gerekirse yetmiyor. Çünkü biz yüksek tempoda çalışan insanlarız. %100'ümüzü vermek zorundayız. Her gün daha da vücudumuzu zorlamalıyız ki bir güne daha iyi olalım. Onu yapamıyoruz. Zorlandığımı hissetmiyorum. Bu bizim için yani bu bütün futbolcular için sıkıntı bence. Hani bütün takımdaki şeyler için sıkıntı futbolcular için. Nasıl olacak bilmiyorum. Lig yeniden başlarsa nasıl toparlayacağız bir an önce onu da bilmiyorum. Hani ülke olarak zor bir dönem geçiriyoruz. Hani futbol anlamında da bu bize sıkıntı yaratacağı kesin zaten. Şu anda yaşadığımı söyleyebilirim zaten. Hani çıkıp koştuğumda bile hissediyorum. Ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah bir an önce şu ülkemizden şu sıkıntı atlatırız. Ondan sonra yani başlarsa bile toparlanma sürecini merak ediyorum. Yani sonuçta bu kadar ara verince biz kamp dönemi geçiriyoruz. Şimdi kamp da olmayacak. Nasıl olacak bilmiyorum valla Koray abi. Ben de merakla bekliyorum sizler gibi. Hiçbir bilgim yok bu konuda. Yani bekliyorum. Şimdi bu konuda 3 seçenek de ortaya sunuluyor. Yani bunlar tabii ki bir dedikodu olarak şu an itibariyle bakıyor. Liglerin olduğu şeklinde tescillenmesi, liglerin bu sezonun iptal sayılması ve belli bir süre sonra yeniden futbolun oynanması ve ligin tamamlanmasıyla ilgili 3 farklı seçenek görünüyor. Sen bunlardan hangisini desteklersin Doğukan? Yani abi şu an şöyle söyleyeyim. Hani biz zaten 11 ay futbolun içindeyiz. Sadece bizim 1 ay tatilimiz oluyor. Hani bu da baktığımızda kısa bir süre. Hani zaten cumartesi pazarımız yok. Hep maç oynuyoruz. Bundan şikayetçi olduğumdan değil. Sadece hani mantıklı bir açıklama yapmak için ilk başta bunları söylüyorum. Bence hani şu anlık gözüken bu iyi, yani bu şu anki sıkıntı gözüken giden rakamlar yukarıya doğru. Bu 1,5-2 ay gibi sürecek gibi gözüküyor. Yani en az 1 ay sürecek gibi gözüküyor. Hani biz bundan 1 aya yırtsak diyelim. 1 ay boyunca biz böyle takımla böyle antrenman yapsak. Hani bu ne kadar verimli olabilir abicim? Biz şu an hani vücudumuz salmasın diye antrenman yapıyoruz. Biz vücudumuz daha iyi olsun diye ne bileyim performansımız artsın diye antrenman yapmıyoruz. Biz şu an hani o bir kilo muhabbeti var abicim. Yiyip içip yatmamak için antrenman yapıyoruz. Dediğim gibi haftada 2 günden 1 günden fazla da dışarı çıkamıyorum zaten. Hani o da Meltem'e gidiyorum. Altyapı tesisimize koşup geri geliyorum. Hani nasıl olacak bilmiyorum. Benim şahsi fikrim bence hani 1,5-2 ay sürerse eğer ben iptal edilmesinden yanayım. Çünkü geri dönersek nasıl başlayacağız? Hani zaten 15-20 günde kamp dönemi olacak. Bu sefer biz başlayacağız. Sonra tekrar diğer sezona başlayacağız. Hani olmayacak. Sıkıntı yaşanacak. Sakatlıklar olacak. Sporcu sağlığı da riske girecek. Hani ben bir sporcu olarak bunun iptal edilmesinden yanayım. Ama iptal edilirse de çok zor bir durum. Kim şampiyon olacak? Kim düşecek? Yani bunlar da sıkıntı. Hani o yüzden herkesin Allah yardımcısı olsun. Bu kararı verecek insanların, büyüklerimizin de Allah yardımcısı olsun. Çünkü zor, çok zor bir dönem. Çok zor bir karar yani. Ne deseler, ne yapsalar bir türlü eleştiri gelecek. İptal etseler sporcular için çok iyi bizim için. Ama şampiyon kim olacak? Bu kadar emek verilmiş. Veya kim düşecek? Emekler boşa gidecek. Bakalım abi, ben de çok merakla bekliyorum ya. Ama bence iptal edilebilir gibi duruyor. Peki Doğukan, şimdi baktığımda tabii kulüpler de bu anlamda ciddi bir mali sıkıntı içerisine girdi. Vatandaşlar da olduğu gibi. Geçen gün Alman medyasına Lukas Podolski'nin bir açıklaması vardı. Gerektiği takdirde maalesef fedakarlık yapabiliriz yönünde. Senin de böyle bir fedakarlığın olabilir mi? Bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsun? Diğer yurt dışına bazı takımlar, futbolculara baktığımızda fedakarlık yaptıklarını da görüyoruz. Senin bakış açın nedir bu konuyla ilgili olarak? Yani abi ben Antalyaspor futbolcusuyum ve ben burada doğdum. Hayatım burada geçti. Ne olur ne biter kariyerimle ilgili bilmiyorum. Bir gözümü açmışım, kapatmışım. Belki başka takımdan gitmişim. Belki de yıllarca burada oynamışım. O yüzden hani ben Antalyaspor formasını giydiğim sürece kendi menfaatlerimi değil, Antalyaspor'un menfaatlerini düşünürüm. Ülkenin menfaatlerini düşünürüm. Eğer Antalyaspor sıkıntıya girecek bir durum varsa, hani eğer maaş ödemesinde bir sıkıntı yaşanacaksa, zaten biz bu zamana kadar çıkıp da biz neden maaş alamadık, bizim günümüz neden geçti diyecek insanlar, futbolcular değiliz. Ya ben kendi adıma söyleyeyim, ben böyle bir insan hiçbir zaman olamam. Çünkü ben Antalyalıyım. Bu bana yakışmaz. Benim her şeyden önce örnek olmam lazım. Çünkü ben bu kulüpte top da topladım. Taraftarı da oldum.
Antalya'nın Işıklar Caddesi'ndeki Atatürk Stadı'nda da maç izledim. Yani ben bunları yaşayan bir insan olarak ben buraya yani böyle bir şey yapamam. Eğer gerekiyorsa kulübümüz, eğer başkanımız bunu böyle görmüşse, eğer hani bize böyle bir şey de gelirlerse ben hiç yorum yapmam, sadece kabul ederim abi. Çünkü bize de yani yapmam gereken bir şey bu abi zaten. Hani ben sonuçta burada ekstra bir durum sergilemiyorum. Hani ekstra bir şey de yapmıyorum. Bu ülkenin bu zor durumunda biz böyle yardım yapıyorsak, hani gelip de burada biz de maaşta indirim istemeyiz, biz paramızı verin dersek zaten yaptığımız hiçbir iyiliğin, yaptığımız hiçbir projenin, düşüncenin de bir anlamı kalmaz. O yüzden benim bu konuda cevap hakkım bile yok. Onlar ne derse bize de boyun eğmek düşer. Evet Doğukan, tabii az önce söyledin, sen bu takımda top toplayıcılık da yaptın. O günleri de hatırlıyoruz. Sonrasında geldin takımda, şans da buldun. 1,5 senedir, geçtiğim sezon yine şans bulmaya başlamıştın. Ve bu sezonda Antalya Spor takımı için, Antalyalı futbolcu için daha doğrusu, 7 numaralı forma çok önemlidir. 7 numaralı formayı giydin bu sezon. 7 numara senin için ne ifade ediyor? Yani abicim 7 numara benim için her şeyi ifade ediyor. Bu sezon ben çok şanssızlıklarla savaştım. Sezon başlamadan önce kampta arka adelem yırtıldı ve ciddi bir yırtıktı. 4 hafta 3 hafta ben problemli bir şekilde tedavi gördüm. Kamp dönemini kaçırdım. Sonra geri döndüm. Ondan geri döndükten sonra tam hazır olmadan bir anda 70 dakika oynadım. Çünkü sakatlıktan dönen bir insanın 20 dakika, 10 dakika, 30 dakika girmesi lazımken ihtiyaç vardı. Sakatlıklar oldu gene sezon başı. Oynamak zorunda kaldım Gösteri maçında. 3 maç oynadım. Kocaeli'nde İngiltere maçında gol attığım maçtan sonra ilk geldiğim antrenmanda Antalya'da gene arka adelemi yırttım. Gene 3 maç kaçırdım. Hani bir sürü şanssızlıklarla uğraştım. 7 numara benim için her çok şey ifade ediyor. Antalya Spor taraftarının sevgisi çok şey ifade ediyor. Onları çok seviyorum. Bazen kırgınlıklar oluyor. Bazen problemler oluyor. Bazen eleştiriler oluyor. Yani tabii ki eleştiriler olacak. Tabii ki insanlar birbirini eleştirecek. Ama hani benim için bu kadar duygusal yüklü baktığım bir kulüp olduğu için bazen bazı şeyler insanı üzebiliyor, kırabiliyor. Çünkü sonuçta ben burada doğmuşum. Hani ben hiçbir zaman şunu istemedim. Hiçbir zaman Antalya Spor taraftarından da bunu isteyemem. Ben buranın çocuğuyum. Ben buradan doğmuşum. Ben burada 7 numara giyiyorum. Altyapısından çıkmışım diye bana ekstra bir sevgi hiçbir zaman hiçbirinden istemedim. Ben bir futbolcu olarak sahaya çıktığımda %100'ümü veremiyorsam, eğer buraya layık olamıyorsam, bütün eleştirilere de her zaman kapım açık. Çünkü diğer türlü düşünmek yanlış. Ama bunların yanında yaşanmışlıklar da var, çekilen sorunlar da var. Hani bunlar da göz önünde bulundurulduğunda, o zaman eleştiri yapıldığında ben de yastığa kafamı koyduğumda rahat bir şekilde uyurum. En azından üzülmem, zoruma gitmez. Çünkü insan, ben duygusal bir insanım abi. Belki de yanlış yapıyorum duygusallıkta. Belki de başka bir kulüpte oynasam eleştiri gelse çok umurumda olmayacak. Ama Antalyalı olduğum için birazcık önemsiyorum. Taraftarımızı önemsiyorum. Onları ciddiye alıyorum. Onlar da ciddiye alındığını bilsin. Onlar da sevildiğini bilsin. Hani bu konuda bazı şeyleri yapar ederken, gerçi bu durumları atlattık Sivas maçında tur atladıktan sonra. Ama hani bunlara birazcık daha hani dikkat edersek ben de çok mutlu olurum. Çünkü ben duygusal bir adamım ve onları seviyorum. En ufak bir şey, yanlış bir şey beni kötüye itiyor. 7 numara benim için her şey abi. Hani eğer nasipse yıllarca burada oynamak isterim. Değilse belki düşeriz, belki çıkarız. Altlıklarda da oynadık. Hani her zaman inançlı bir insanım. Hakkımızda ne olacak bilmiyoruz. Ama göreceğiz abi, bakalım nereye gideceğiz, nerede kalacağız ya da burada çok güzel bir kariyerimiz mi olacak? Göreceğiz Koray abicim. Doğukan, şimdi az önce de bahsettin zaten senin için, ben seni de tanıdığım için öncelikli olarak hep Antalya Spor'u söylüyorsun. Tabii ki Antalya Spor'a forma giymek senin için çok önemli, onu biliyorum ama transferde de adın geçiyor. En son yine birkaç gün öncesinde Fenerbahçe ile ilgili bir haber çıktı. Fenerbahçe'nin seninle ilgilendiği ile ilgili olarak. Transfer dedikodularıyla ilgili olarak ne söylemek istersin? Resmi transfer teklifi var mı? Takım olarak sormayacağım ama lig olarak soracağım. İleride kariyerinde hangi ligde forma giymek istersin? Yani abi öncelikle ilk sorudan başlayayım. Yani transfer haberleri çıkıyor gerçekten. Evet, görüyorum. Yani ciddiyeti olduğunu düşünüyorum bu haberlerin. Çünkü bu haberlerin çıkış tarihleri çok birbirine belirli zamanlarda. Yani benim de az çok tahmin ettiğim zamanlarda oluyor. Ama abi yani şimdi malum korona var. Hayatta kalmaya çalıştığımız için çok nereye gideceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz çok ilgilenmiyorum. Olacağı varsa olur zaten. Hani o yüzden transferle ilgili hani çok bir şey açıkçası söylemek istemiyorum. Hani seviyorum burayı, çok seviyorum ama genç bir oyuncuyum.
Hani gururlandırmak istiyorum Antalyaspor'u. Dokuma'dan çıktım dediğim gibi burayı gururlandırmak istiyorum. Çok güzel hayallerim var. Allah'a şükür bu zamana kadar bütün hayallerimden çoğuna ulaştım. Kalan bazı, yarım kalan bazı hayallerim var. Onlara ulaşmak istiyorum. Onları yaşamak istiyorum. Ama her zaman kulübümün menfaatlerini düşünmem lazım. Onlara uyuyorsa, eğer onlara okeyse, onlar tamamsa ben tamamım. Benden yana sıkıntı yok. Çünkü dediğim gibi abi genç bir oyuncuyum. Tecrübeli bir oyuncu değilim. Yavaş yavaş tecrübeleniyorum. O yüzden dediğim gibi kulübüme uyuyorsa git derlerse gideriz abi. Gitme derlerse gitmeyiz. Yani burada nasıl olacak onu da bilmiyorum. O yüzden tam net de bilmiyorum. Mesela Avrupa'dan da birkaç gelen bir şey var. Hani Belçika Ligi'nden, Hollanda Ligi'nden var. Avrupa'da düşünüyorum. Hani bu ligleri de düşünüyorum. Açıkçası. Yani için hangi nasıl olacak? Senin futbol stiline en uygun bu. İngiltere'de yani abi uygun mu değil mi orası ben uygun derim. Şimdi insanlara göre uygun gelmez. Ama ben İngiltere Ligi'ni seviyorum abi. Dinamik bir oyuncu olduğumu istiyorum. Oyunun her anlamında olmak istiyorum. Hem hücum anlamında hem defansif anlamda. Yani tam anlamıyla futbol oynarken her şeyi yapmak istiyorum abicim. O yüzden İngiltere Ligi'ni çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Çok tempolu bir lig. Yani ben izliyorum sürekli. Ben böyle bir lig hayatımda görmedim. O yüzden çok seviyorum. Hani İngiltere Ligi'ni çok isterim. Hayalimden birisi de İngiltere Ligi. Eğer olursa çok çok hayallerimden birine daha kavuşmuş olurum. Ama tabii bunun için de çok çalışmak lazım. Ne olacak, ne yapacağız bilmiyorum. Ama dediğim gibi Antalyaspor futbolcusu olarak bir gün buradan ayrılırsam bile hani Antalyaspor'u hiçbir zaman yani hiçbir zaman çıkmayacak bir yerimden yani. Her zaman o kalacak ve bir gün buraya geldiğimde, döndüğümde belki bir taraftar olarak, belki bir futbolcu olarak, belki de rakip futbolcu olarak her zaman onların gözünde dokumalı Doğukan olarak kalmak istiyorum. Yani o yüzden zaten bazı şeyler beni kırıyor. Bu kadar ince düşündüğüm için bazı eleştiriler birazcık da aslında beni etkiliyor. Umursamasak bunlar olmaz zaten. Tek isteğim burayı gururlandırmak. Buradan buraya para kazandırmak. Hem kendi kariyerim için de çok iyi olacak. Hem Antalyaspor için de çok iyi olacak. Yani en iyilik İngiltere diyorum Koray abi. Benim için. Peki Doğukan hiç bir idolün var mı? Bu yerli oyuncu da olabilir, yabancı da olabilir. Kendi örnek aldığım bir futbolcu var mı? Manchester City'de Bernardo Silva var abicim. O Monaco'da kanat oynuyordu. Ben onu çok beğeniyordum ama o orta sahaydı normalde ama kanat da oynayabiliyordu. Ben onu çok beğeniyorum. Benim açıkçası idolüm o. Şimdi Manchester City'de orta saha oynuyor ve kanatta oynadığından daha iyi oynuyor. Kanat oynayarak Manchester City'ye geldi. Şimdi kanat orta saha oynayarak çok daha farklı yere geleceğini düşünüyorum. Daha üstü de yok gerçi de Manchester City'de oynuyor. Hani o oyuncuyu seviyorum. Kendime benzetiyorum. Çünkü benim de orta saha özelliklerim var. O yüzden onu çok beğeniyorum. Ben kendim güdü olarak onu alıyorum. Volkan şimdi futbol kariyerinin daha çok başındasın aslında baktığımız zaman. Yaşın çok genç ama birbirinden önemli futbolcularla da beraber oldun. Bu Samuel Eto'o gibi. Tabii beraber yan yana belki forma şansı bulamadın ama Eto'yla birlikte antrenman yaptın. Antalyaspor'da beraberdiniz. Buldum. Eto'yla oynadım abi maç. Spor maçı mıydı? Bir karşılaştırma çıkmışsın abi, galiba. Gaziantep maçı. Yendiğimiz 4-1. Evet. Doğru. Ligin son maçıydı galiba. Sadece o evet, karşılaştırma. Evet. Şimdi de Lucas Podolski gibi bir futbolcu yan yanasın ve onlar gibi yine de çok değerli futbolcularla beraber oldun. Sana neler kattı? Bu kariyerinde bu kadar erken bir zamanda bu futbolcularla karşı karşıya kalmak, beraber oynamak senin kariyerini veya senin futbolunu nasıl etkiledi? Ya abi şimdi şöyle söyleyeyim. Samuel Eto'o benim yani gördüğüm şahsen yani tanıdığım şimdi ne kadar tanıdı dersin belki ama yani gördüğüm yıldızlardan bana göre her zaman bir numarada olacak. Çünkü yani futbolunu zaten o yaş itibariyle oynadığı futbolu yani konuşmak, o övgüleri yapmak bana düşeceğini sanmıyorum. Gerçekten Antalyaspor'a çok büyük katkıları oldu. Ama insanlık olarak ondan çok şey öğrendim Koray abicim. Çünkü bir insan bu kadar üst seviye oynayıp, bu kadar üst seviye kupa kaldırıp, bu kadar gol kralı olup, bu kadar başarı yakalayıp, hala nasıl mütevazi, hala bizden daha nasıl alttan alan, nasıl sakin ve hala nasıl futbolu seven bir insan olması açıkçası benim kariyerimi çok iyi etkiledi. Ve ben burada hani öğrenmeyi seven bir insanım abicim. Hatta hızlı öğrenmeyi istiyorum. Çünkü genelde belli bir yaştan sonra ah keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Ya, kariyerimde bunu demek istemiyorum. Böyle starlarla bulunmak benim için en büyük katkısı bu oldu. Adam gelmiş 34-35 yaşına ama hala
daha fazla çalışıyor. Hala daha fazla istiyor. Yani bu ne demek abi? Demek ki mentalite her zaman bu olması gerek. Evet, Doğukan'ı sanıyorum internet bağlantısında bir sorun oluştu şimdilik. Antalya Spor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik bizlerle birlikte baktığımız zaman şu an itibariyle takımdan ayrı olarak çalışmalarını futbolcular münferit olarak devam ediyor. Doğukan yayınlarımıza yine devam edeceğiz. Ama şimdilik bizden bu kadar. Doğukan Sinik'e de yayınımıza verdiği renkten dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.